Başka da oyuncu kalmadı. Trabzonspor'a transfer haberi var. Bosna Hersek ligi takımlarından Doboy Kakan'da oynayan Nemanja Anjusic ile prensipte anlaştı Trabzonspor. Trabzonspor'dan bu transfer haberini sizlerle paylaşalım değerli izleyiciler. Barış Yurdu seven bu bilgiyi bizlere aktardı. Bosna Hersek ligi takımlarından Mladost Doboy Kakay'da oynayan Nemanja Anjusic ile prensipte anlaştı Trabzonspor. Hayır ee, hayırlı uğurlu olsun diyelim. Bu transfer haberinde Barış sevene verdiği için teşekkür ediyoruz bizlere ve Trabzonspor'a yeri gelmişken geçiş de yapalım. Ee, bir de stoper ve forvet transferi demişti sayın e, başkan Aoğlu. Eee forvet ve stoper Bu transferi birlikte öyle so, bir bir şey Sol kanat oyuncusu, kanatta sol kanatta oynayan bir oyuncu. Trabzonspor hayırlı olsun. Yani Trabzonspor eee gerçekten Trabzonspor'a gerçekten özür diliyorum hocam. O bölgesi çok Kuvvetlendi şu anda. Kesinlikle. Orta e, bölgesi, Ama orta sahası. önümüzde. Yani geçtiğimiz sezonda e, bir dönem özellikle Stoper bölgesinde, sezon başında Stoper bölgesinde sonra orta sahadaki hem ayrılanlar hem de sakatlıklardan sonra e, bir hayli işte bir sosayla Abdülkadir parmağın hemen hemen omuzlarına binen bir. E, defans ön işte ön libero dediğimiz pozisyon 6 ve 8 dediğimiz pozisyonlarda bir sıkışma vardı şöyle bakıyorum Ve 23 yaşında 22 yaşında genç bir oyuncu yeni genç oyuncu evet yine bir genç oyuncu yani yaş ortalaması herhalde Trabzonspor'un bu sene bir hayli düşük olacak şu var geçen seneden devreden oyuncuları artık genç ama gençleşen bir genç olmakla birlikte statüsünde artık tecrübeli oyuncuya dönmeye başladı onların. Tecrübeli oyuncuların nokta atışı yerlerde olmasını ben tercih ederim. Hı hı. Golcü, stoper, merkez orta saha, omurga, tecrübeli ise gerisin hocam dağıtın gençleri diğer taraflara. Trabzon'a bakıyorsun Sosa. Sosa var. Yusuf artık tecrübeli bir oyuncu gibi oldu. Obi Mikel var. Obi Mikel var. Bravo Obi Mikel'i unutmuştuk. Golcü alacaklar. Ben tecrübeli olacağını düşünüyorum. Emre Kame o da tecrübeli bir tecrübeli oyuncu. Tecrübeli bir oyuncu. İşte stoper hocam. Stoper, <laughs> stoper. çok nokta atışı şey, lazım. Hüseyin Hüseyin'i e, oraya Kea kıvamında bir oyuncuya ihtiyacı var. Bir lider yani oyuncuya ihtiyaç kea, var. İşte vida, e, işte Vida, işte Luyendama Markov. Eski o tipte, ufoloji. Uf hani o tipte oranın e, Hüseyin ve Hüseyin'i gibi hamle stoperlerinle hangisiyle oynarsa oynasın Onları iyi yönlendirebilecek. Bırakacak ilk topları onlar müdahale edecek hamle stoperi. Arkada denge stoperi olacak. Çok fazla onun üstüne yükü bindirmeyeceksin ama arkaya düşenleri toplayacak ve topladığı topları da ikinci ve üçüncü bölgeye iyi aktarabilecek akıla ihtiyacı var iyi pozisyon olabilen, defosu mutlaka olsa da onu iyi kapatabilen bir stopere ihtiyacı var. Tahmin ediyorum öyle arayışları da devam ediyordur. Ben mutlaka, de öyle tahmin ediyorum. Mutlaka Ünal Hoca bu eksiğini tamamlayacak. Golcü olarak Adebayo resmini duydum hocam ben. Trabzon sporcu. Çok iyi olur. Yani gerçekten çok iyi olur. Çünkü Adebayo sadece bir... Yani Barış, Barış Uludsever'le Burası... konuştum. Doğrulatamadık şu an için. Barış Uludsever'le en azından konuşmuş. Şu an için ee, yok diyen yöneticiler olmuş ama tabi transfer bilemiyoruz yani. yani ama Sadece Ekuban'ı orada ön bölgede kullanarak bunu e, şey var yani kanattan MFK'ye getirecek. E, Ekuban'ı kanatta da oynattı oldu hocanın, Santrafor olarak da oynattı oldu ama şunu söyleyebilirim. Rodega Adebayor benim kendi bir terazim olsa, sahip oldukları e, özellikler açısından baktığım zaman Adebayor'un Roda'ya e, Rodega'dan daha ağır basacağını söyleyebilirim. Yani Adebayor'un işte gelip savunma sıkıştığın zaman savunmanın içinden orta alandan top alıp ön bölgeye taşıması işte son vuruşları orada size bir istasyon oluşu yani şu özelliklere saydığım zaman bir de yanındaki aktörlere bakıyorum. Emre Kamen'in getireceği toplar, Ekuban'ın getireceği, Sosa'nın, Yusuf'un, Abdülkadir, Ömür'ün, hatta Abdülkadir Parmak'ın. Sizin günün en zor sorusunu sorayım mı? bildiğim yerden inşallah. çok iyi bildiğiniz yerden de karar vermesi çok zor bir soru. Estağfurullah. E, Trabzonspor merkez orta sahasını oluşturun hocam. Hadi buyurun. Onazi, Obimikel, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Parmak, e, Sosa, pas <laughs> Zor ama güzel. Zor? Yani ama güzel. Ya bırakalım da biraz Ünal Hoca'nın da e, eli ayağı kuvvetli olsun. İyi bir Onazi'yi kesemiyorum. Tabii. Sağlıklı bir Onazi'yi kesemiyorum. Sosayı kesemiyorum. Yusuf'u kesemiyorum. Obimikeli kesemiyorum. Abdülkadir Parmak'ı kesemiyorum. Ama birileri kesilecek. Hatırlıyor musun? Ee, Birçok maçı kazandığı maçlar sonrasında işte zorlu deplasmanlarda belki skor olarak geriye düşüp sonra oyunu çevirdiği maçlar sonrasında Ünal Hoca'nın basın toplantısında o kadar çok isim zikrediyordu ki takımının son durumu hakkında bilgi veriyordu. Evet maçı çevirdik şey yaptık ama bakın Abdülkadir Parmak antrenmana çıkmadan bu hafta maça geldi çıktı. Sosa son ter antrenmanına çıktı durumunu kontrol ettik oynayacağım dedi oynadı. Yusuf hocam ne olursa olsun şartlar ne olursa olsun ben işte iğne olacağım oynayacağım dedi. İşte Abdüş geldi hocam hani tamam ama ben e, sen forma verirsen oynarım sakatlığın devam ediyor. En az her maç sonrasında 5 tane 4 tane böyle isim Yani Yani şimdi o bölgede bir sen saydın ya bir orta saat çıkar dedin ya kalabalık gibi gözüküyor ama. Evet bakıyorsun geçen sene hoca o bölgedeki oyuncuların aidiyet eşinin yüksek oluşundan inanmışlıklarından tabii ki başrolde hocanın kendisi var. Kolay değildir onları böyle etrafa. toplamak? olacağım işiniz Necali çok zor işi. i̇şiniz hoca, ama sevimli o... <laughs> tatlı bir telaş var evet. tatlı bir sıkıntı var. Gerisi 4-6-0 oynatın. <laughs> Ortası <sağa> 6-1 <laughs> <hepsine gülüyor> yazık <gülüyor> olmasın. Hepsini birden oynatın. Golcü de almayın. Tabii şimdi latife kısmı bu. İyi bir golcüyle birlikte, iyi bir stoperle birlikte nokta atışı. Ama. Trabzonspor şampiyonun önemli adaylarından bir tanesidir. Ama bence. diyoruz ona da e, Veliyitli Alp Pehlivan olarak az önce senin söylemlerinden e, güven alarak söylüyorum. ikimizin ortak fikri diye. Tüm bu ikinci ve üçüncü bölge oyuncuların kaliteli oyuncuların performans yapabilmesi için arkaya güvenceli olması lazım. Kalede problem yok bence Trabzonspor'da. Ama savunma hattında evet sezona nefis başlayan bir Pereira sakatlandı. Dönüşte yine yavaş yavaş forma sırası almaya başladı. Öbür tarafta Novak mukavela uzatılacak diye duyuyorum. Hı. İyi bir performans. Hüseyin evet. Hüseyini evet ama yetmez. Yani bu oyuncuların, bu ligimizi biliyor mu durup düşünürüm. Öndeki ikinci ve üçüncü bölgedeki bu kalabalık ve yetenekli oyuncu grubunun daha cesur hareketler, daha cesur deneyişler, işte yelpazelerinde ne varsa, sahaya heybelerinde ne varsa dökmesini gerektirecek maçlarda cesur olmaları gerekiyor. Arkaya bakacaklar, o cesareti verecek bir savunma hattı, bir savunma merkezi görmek isterler. Peki... Şimdi orta sahada 5 tane kuvvetli isim saydık. Merkez orta saha olarak. Aubameyang'in de gelişinden sonra Onazi'nin sağlıklı şekilde döneceğini düşünüyorum. O da sağlıklı olarak döndükten sonra Abdülkadir parmağı saydık ve Sosa'yı saydık. Dans edersin ama. Yusuf Yazıcı'ya şu andan itibaren gidebilir. 20 milyon avrolu teklif gelirse verir misiniz? Verir. Verirsiniz. Verir. Çünkü artık benim takımım Yusuf'suz da maç kazanabilecek bir kadro kalitesine ulaşmış gibi gözüküyor. Hı -hı. Hani Yusuf ekstra bir güçtür. Ekstra bir kalitedir. Buna sonuna kadar varım. Ama ligimizi tanıyor mu diyeceksin. <laughs> Ama 20 milyon euro evet kabul edilebilir bir para haline gelmiştir. Şimdi e, Yusuf diyoruz. Kaldığını düşünelim ki başkanın hani açıklamaları bu yönde çok cazip. Daha cazip bir şey gelmezse şimdi hoca e, işte Onazi, Obimikel Mikel veya Abdülkadir Parmak Sosa'yı 10 numara. sosayı Sosa 10 numara pozisyonunda bir kanatta işte eee Emre Kame, Yusuf, Abdülkadir merkez santrafor olarak bekliyoruz. Gelecek ne olacak? Hadi e, gelmeyelim. Ekuban diyelim. diyelim. Ekuban diyelim. E, bakıyorum ki bir kere taşıyıcılar iyi mi? Tabii. İyi. Kanatlar iyi mi? Bayağı. İyi. Merkezden iyi. O zaman Trabzonspor'un ikinci ve üçüncü bölgede çıkabilecek her sorunu Çözebilecek kalitede ve yetenekte farklı oyuncular var. Ama savunmasında çıkabilecek sorunu çözebilecek oyuncu sayısı bence çok az. Yani Trabzonspor savunmasına çözüm ürettiği anda ki bu da çok fazla adette transfer değil. Bir veya iki savunmaya alternatif ürettiği zaman ben Trabzonspor'un önümüzdeki sezon yarışın içinde çok ağır olacağını düşünüyorum. Ben de aynı fikirdeyim. Yani eski, eski aminakar Havasını içeride iliklerine kadar giden her takım hissedecek. Fırtına eski günlerine dönebilir. 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 Bir de alınan gençler var. Kapalı kutular aynen, var. Aynen. Kapalı kutular var mı? Onları anda Belki de, anda bir de bana diyecek ki. Bakarsınız sosayı kesmiş bir tanesi. Bakarsınız birisi. Yani. E, Obi kesmiş. Bakarsınız bir tanesi. Forvette. Her şey olabilir. Gerçekten her şey olabilir. Onlardan da unalacağım muhakkak en maksimum şekilde fayda alacaktır. Verim Alacaktır. Arkadaşım e, bir mesaj atmış bana sağ olsun. Çağatay Tak 30 yaş üstü futbolcular diye. Başakşehir'de 17, Galatasaray'da 9, Beşiktaş'ta 7, Fenerbahçe'de 6, Trabzonspor'da sadece 5. Ama işte o 5 tane de nokta 5. iskelet. <laughs> evet. Belki bir tane daha alırsın savunmanın merkezine. Bir de golcü olabilir belki. Hadi iki olsun Yedi yedi yaptık senin o sayı. Normal hocam yedi. Çünkü diğerleri bayağı genç ve dinamik evet. oyuncular Yan, yan yani. yanlarını süslersin. Çok tabii çok tabii. süs var. Yani bir de tabii dediğin gibi işte Pendik'ten yurt dışından alınan oyuncular var, tabii. gençler var bakıyorum. Tabanca gibi çocuklar. Bakalım onların katkısı nasıl Altın oradan alınanlar var. Tabii. Altyapıdan 9 tane profesyonel sözleşme imzalandı. Yani Onlar Barış <laughs> kamptan bağlandığı zaman geçen sene. Hocam yardımcı antrenörler çift kalede stoper oynuyor. Yapma buraya stoper lazım. Mutlaka alınma oluyor. Bu sene herhalde Barış'tan öyle serzenişler duymayacağız. Öyle tahmin ediyorum ben de. <laughs> ee, bilmiyorum kombineler satışa çıktım ama çıktıysa hala varsa bence o kombineleri tüketin. Sevgili Trabzonlular yeni sezonda yine yürekten oynayacak bir Trabzonspor var gerçekten o çok net. Ee, Ünal Hoca'ya, Sayın Başkan'a bence sonuna kadar güvenmeye devam edin. Ee, tabii ki şampiyonluk hedef elbette ama her zaman her şey şampiyonluk değildir bana göre. Sadece Trabzonspor için söylemiyorum bunu bütün takımlar için söylüyorum. Önemli olan o şampiyonluğu elde etmek için yürek ortaya konuluyor mu? Trabzonspor futbolcular bunu fazlasıyla yapıyorlar. Yapmaya devam edecekler bence. Yani geçen sene yaptıkları bunun teminatıdır diye düşünüyorum. Ben de aynı fikirdeyim. Bu, bu sene üstünü koyacaklar. Geç, geçen sene bu takımın yaptığı öyle çok göz ardı Abdülkadir Ömür'ün, Yusuf Yazıcı'nın şu yaz döneminde, transfer döneminde isimlerinin anılması, teklif gelmesi bir özgüvenlerini 10 kat yukarı çıkartmıştır. Yani bir de e, kendi adıma söylüyorum bunu. Çok da hakkını teslim etmekle biraz cimri davranıyorum galiba ama ya Abdülkadir Parmak diye de bir oyuncu var ya. Aa, onun yazışmaları vardı ya dün. Onaziyle ile çok güzeldi yazışmaları. Onları var mı o sosyal medya paylaşımları? Onların o paylaşımları. E, yani paylaşım. hoş geldin dedi ya şeye. E, o bir kere hoş geldin evet, açıkladı. Ederim. Daha sonrasında teke tek atlayacaktık. Arkadaşını çağırdın Hemi diye Abdülkadir <gülüyor> <gülüyor> O Onaziyi etiketleyerek bir e mesaj atıyor. Sonra Murat Cem Akpınar girmiş araya. Ben varım abi diyor. Daha çok sonra Onaz'e demiş ki endişelenme kardeşim senin çizgiden koşularınla, yan toplarınla tiki taka oynamaya devam edeceğiz çok diye güzel. bir yanıt gelmiş. Harika çok, işte bu kadar çok da güzel. özgüvenli kendisiyle barışık insanlar rekabete hazır bir at yukabilir. parmak var görüyorsunuz. İnanılmaz bir jenerasyon yakalandı. E ee, inşallah... Çok Tra da sempatik, sevimli takım oldular. Trabzonspor'umuzun başarılı olması beni çok mutlu ediyor. Neden mutlu ediyor biliyor musun? Veli hani alt liglerde çok oynamış, çok çalışmış e, bir eski futbolcu ve eski antrenör olarak Trabzon kentinin, Trabzon'un o liglere yaptığı oyuncu servisini çok iyi biliyor. Bak inan Veli hemen her takımda TFF birinci ligde, ikinci ligde beyaz kırmızı grup, üçüncü ligde hatta bal liglerinde bile mutlaka ve mutlaka her takımda iki tane, üç tane Trabzonlu oyuncu görürüz. 61 numaralı formayı bir tanesi hemen bir çırpıda alır, sırtına geçirir. Ve bunlar gerçekten de takımın en etkili oyuncularıdır. Birçoğu. O nedenle oradaki tarlalar, çok verimli futbolcu tarlaları beni de çok mutlu ediyor. Hak ediyor. Bence çok geri kalmış bir, geç kalmış bir başarının geçen sene patlaması oldu. İnşallah bu sene de devam eder.